Ne gidiyor, ayağı alıyor. Gel bakalım Hülya. Ben yol vermem. Hülya ne haber? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Sağ ol, zirve Hülya. Değil mi? Hep zaten senin fikrindir. Sen kendini hep zirvede görmüştün. Sürekli yalnız yalnız diye bahsederlerse hocam, ben de evet zirve tek kişiliktir, yalnızım derim yani. Anladım. Ne hoş. Bakın siz dün laf söylüyorsunuz. O bir lafın var senin. Neydi dün, ne söyledin ona, bir laf söyledin. Yok olmak. Çürümek. Ha, bak ne güzel, yok olmak dedi çocuk. Zaten bugün sabah yalnız kahvaltı ettim hocam. Yalnızlığa bağlı çürüme atağı geçirdim. Şuradan bir başladı bende parmaktan. Yani. Ama bak çok güzel söylemiş, bugün hoşuma gitti. Melike'nin bile gelmesi, bir kere bile bir bece demesi belki çok sadece hoşuma gitti. Melike'nin. Evet, sadece Melike'nin. Bana yetiyor. Diğer arkadaşların da sana bir gelip C deseler, bana mutlu olacağını umuyorum. Ece mi deseler? C. O şarkılar söylüyor ya. Tabi burada başka bir takıntı var. Şimdi seni çok sevmiş benim anladığım kadarıyla Yağmur bir kere. Hülya, ya olabilir tabii ki. Ama sen maalesef şoförlü arabayı tercih etmişsin. Ya. Nedir bu kardeşim? Hocam hayatımın Yeşilçam, bu kadar çok talihsiz bir açıklama duymadım. Hülya tabii benim hayatımı çok iyi bilmediği için şükürler olsun çok güzel ve istediğim bir hayat var. Tırnaklarımı kazıyarak geldim ve kendim yaptım. Hepsini çok da gurur duyuyorum ama tabii ki beni yakından tanımadığı için hayatıma dair bir bilgisi de yok. Yani değil şoförlü araba, milyonlarca şoför serseler böyle arkadaşlık tercih etme durumu söz konusu olmaz. Bence ben ona kırıldığımda da sebebini söylemiştim. Bu söylediği de bana çok saçma geldi. Ama artık tabii eskisi kadar samimiyetimiz olmadığı için önemsemiyorum ve çok talihsiz buluyorum bu açıklamayı. Evet, suyun da yalnızlıktan korktuğu için olduğunu düşünüyor Hülya seninle arkadaşlık ettiğini. Kendi bilir. Buraya gelmeden önce benim hiç mi arkadaşım yoktu? Bu kesin var, tabii ki var. Sesine ne oldu? Hocam dün de kötüydüm zaten. Bugün de gitti iyice. Söyleyeceğim. Çürüdü mü? Hülya çürüdü mü? Sence? Yok oldu hocam. Çürümedi mi daha? Sana ne oluyor? Git gide sen eğiyorsun. Ben yok derken hocam. Kendi çürüyor. Ben çürüyorum. Attığın taş geri mi döndü? Evet hocam. Tüh! Bu karma var ya çok ilginç bir şey yapıyor. Keşke demeyeydim diyor musun? Keşke demeyeydim diyor musun? Demiyorum. İyice kaybedeceksin yarın sesini. Ay olsun hocam. Haberin yoktu be. Anladım. Peki buyurun. Neyse, nereye gidiyorsun istemeye bakayım böyle şıkır şıkır. Evde misiniz? Evdeyiz. İzmir'deyim. Bu arada erkek kardeşime iki kere kız istedik. Şimdi üçüncü istiyorsun. Üçüncüyü de isteriz hocam. İkisiyle de evlendi mi? Biri de nişandan döndü Gülşah Hanım. Şimdiki eşiyle de ayrılar. Uzun bir süredir ayrılar. O nişandan döndüğü kızın ahı tutmuştur ben sana söyleyeyim. Ahmet ya. Ayrı mı şimdiki eşiyle? Ayrı. O zaman üçüncü istemeye gidiyorsun. Ama boşanmadılar. Yani ben barışmalarını o kadar çok istiyorum. İnşallah. O kadar çok istiyorum ki. Ya ve ben barıştıralım bu arada, onları. Yani çok istiyorum. Keşke barışsalar ama sürekli bir şeyler oluyor işte. Bir Hayır, sene Ahmet, oldu ayrı demek evlerde ki, yaşıyorlar. Kızı yüzden Ahmet evet. Biraz üzüyor. Evet Gülşah Kız Hanım. Ne yapacak tek başına? Evet. Çoluğu var çocuğu. Ahmet'in 3 yaşında mıydı? Teraziye aslan. Ben de. Aslan'a terazi benim. Gelinin burcu ne? Zor bir insan. O da yengeç. Ay yazık. Ay bebeğim Hülya da yengeç. Ben de yengeç. 3 yaşında mıydı yeğenin? 2,5 yaşında ama ben Selina'ya, Selina gelinimizin adı. Evlenmeden önce Ahmet'le dedim ki bununla sakın evlenme. Ve bunu ben ona söyledim defalarca kez. Ahmet'le, kardeşimle evlenme dedin. Evet. Wow. Evlenme dedim. Yapma dedim yani. Ne kadar dürüst bir görümce. Amirim onu tanıyor. Çok sevdim ve onu kendi kardeşimden böyle daha bir kıyamadım canım. Ben ona. Dedim ki bak seni üzebilir. Ben kardeşimi tanıyorum. Evliliğe hazır olduğunu düşünmüyorum ve hissetmiyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Düşünsene Ahmet bu talihsiz kazayı yaşadığında mahvolmuştur kız, ölmüştür her herhalde. Gün geldi hastaneye. Yani çocuğunu sırf camın arkasından hani barışması diye çocuğu getirdi. Bak mesela hayatta tabii ki bak ölümlü dünya ve ölümden döndü Ahmet. Aynen. Yani bunun için bir hani bir vesile olmadı mı? Bak tam ölümden döndüm, belki çocuğumu göremeyecektim deyip de böyle bir hani vicdanen böyle bir şeyini yapıp da tekrar bir barışma sağlanamadı mı? Hani bir gönlünü, Selina'nın gönlünü yapmak. Hı hı.
İşte yani aslında... Bir soruma biraz, cevap alabilir miyim? Biraz zorlasa Ahmet. Yani böyle birkaç adım atsa aslında. Tamam, niye yapmıyor bunu? Çok merak ettim gerçekten. Orasını ben de anlamıyorum Gülşen. Aslan Burcu. Çap dedin ya. Aslan. Biraz böyle inadı var. Böyle bir etkiye tepkisi var. Aşkım aslan terazi ben. O teraziye aslan. Terazi tamamen aslan. Dengesiz. Ama çapkın dedin ya. Ya çapkınlığı tabii ki oluyordu. Ben o dönem ona evlenme diye o yüzden demiştim. Onunla ilgili de mutlaka sorunlar yaşamışlardır da. Şu anda şey var, inat var birazcık onda. Böyle biraz dediğim dedik dik başla. En ufacık bir lafta öyle mi ya, tamam ya, hadi ya falan yapıyor. Ah yazık ya. İnşallah barışırlar. İnşallah barışırlar. Buradan da sesleniyorum. Ama... Lütfen barışın artık. Kıyafete geliyor. Fiyatlardan bahsetsene biraz. Tabii ki. Ayakkabılarım ve çantam doya doya moda özel 100 TL. Elbisem, ceket elbisem 900 TL. Takılarıma 80 TL, çorabımı da 20 TL verdim. Simsiyah değil elbisen, farkında mısın? Bak ben buna, Yağmur, bu çorabı yakıştırdım. Simsiyah değil çünkü. Anladın mı? Bak böyle koyu siyah da sevmiyorum. Bu nasıl bir siyah? Siyah işte. Tam siyah değil. Daha açık, siyahım bence biraz açık. Bence lacivertti biraz... yine de. Gerçekten lacivert görüyorum. Her şeyi lacivert görüyor değil mi? Hülya, gene seni şöyle kutluyorum. Şuraların işte sadece minicik bir küpen var değil mi? Doğru görüyorum. Ev var, kolye falan yok. O yüzden çok hoşuma gitti. Burada bir şey göreydim, böyle yapardım sana. Bir tek fazlalığını söyleyeyim. Fazlalıkların, bu düğmelerinin düz olmasını tercih ederdim ben. Çok fazla. Şurada bir iş, şurada kolda, şuralarda geldi. Bir tek tenkit edersem orası neydi? Çok yakışmış ceket elbisen. En sevdiğim parçadır benim için. Ama hiç sevmediğim bir şey var ki, o ceketin mesela kol ağızları, ne bileyim yakası, düğmesi, cep kapakları. Yani... ışıltı pırıltı girdiği zaman bana müthiş bir alaturkalıkla geliyor. Yani çok çok uzun yıllar önce bu tip ceketleri daha böyle alaturka olan sanatçılarımız gerçekten bir musiki korosunda falan giyerlerdi. Bunun uzununu, kısasını. Çok hanım hanım, çok güzel bir kılık. Fakat bunları ben o taşları sevmiyorum. Çorap çok doğru bir seçim, ayakkabın güzel, çantan güzel, sen güzelsin. Keşke düz olsaydı, keşke aksesuarla parlatsaydım. Ceket elbise o kadar yakışmış ki, sadece üzerindeki aksesuarların altından zemini görünüyor. Hani çok aralıklı aksesuarlar. Ha. Yani sırf gümüş görmüyorum. O nedenle işin kalitesini düşürmüş. Keşke ben de hemfikirim Vulkancığımla. Düğmelerini siyah yapsaydın. Hiç mi rahatsız etmedi seni? Hiç rahatsız etmedi. Hadi ya. Aha. Yani çünkü hani görümceğim. Ben büyük görümce olduğum için birazcık böyle ağırlığım şıkır şıkır olsun genç diye. Genç ve çok hoş, çok güzel bir görümcesi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Yasemin'ciğim. Ben beğendim. Hiç o düğmeler de gözüme batmadı. Çünkü dediğin gibi düz olsa başka bir şey olacaktı. Bir blazer dress giydin ve... ağır bir şıkırtı istedin. Şıkır şıkır bir şey olacağına detaylardaki parıltı, hani her yerde parıltı, düğmeler siyah benim için çok tasarım hatası bir şey olurdu. Bu çok daha uygun. Eteği daha minicik kısa. Bir de şurayı minicik daha kısa isterdim ama hiç problem yok. Çorap çok iyi fikir. Ayakkabıların çok güzel. Çantanı sevmedim. Ama kötü mü? Değil. Çok saçın, makyajın çok iyi görünüyorsun. Evet, puanlarımızı not aldık. Hülya'cığım, senin yerine uğurluyoruz.